Sosa değil ki Perotti dedi o. Yok Perotti diyen şey. Tam Perotti dedi şey. Tamam ama şimdi sosyal medyada Sosa'yı demedik ama biz. yok konuş. yok hayır sosyal medyada dönüyor Sosa abi Sosa bir dedi. karar verecek evet. dedik. Sosyal medyada dönüyor Sosa yarın İstanbul'da Fenerbahçe'de görüşecek diye. Ee, yok abi dedi konuştum Hiç dedi. sorabilir miyim Hakan? Sosa'yı e, isteyen kulüp olarak Avrupa'da kim var? Hiç kimse. Estudiantes var Arjantin'de ama. Bir tek Fenerbahçe ve Trabzon. Evet. Şimdi İsviçre'den bir abim, Orhan abim de bana yazmış, Zürih'te falan da oynamış. O da bana soruyor. Mesela diyor, Gustavo'ya bak diyor, Lyon üstü, Her yerde piyasası var. Sosan'ın Sosan hiçbir piyasası yok yani. Avrupa'da böyle bir, tamam geçmişi çok sağlam. Ama yani Sosa konusunda da böyle çok... Sosa da Beşiktaş'tan Milan'a transfer yapmış bir oyuncudur ama. Şu an yok. Ya şu an yok. Ama yani yaptı, geçmiş Yani Sosa... yapmadı değil o transferleri yaptı. Ama şu, Atletico Madrid'i falan var yani Sosa'da. Abi Kariyerini biz nerede oynuyoruz? Türkiye'de şu an, Sosa, şu, an, falan dönmez. şu an Gustavo'nun mesela piyasası vardır. Evet. Yani çok net piyasası var. Ama Avrupa'dan çok yeni ayrıldı Gustavo. Sosa uzun yıllardır Avrupa'da yok. O yüzden piyasası yok. Şimdi so Gustavo'da Gustavo da bir sene daha kalsın. Gustavo'yu da kimse istemez. Sosa konusunda şunu söyleyeceğim. Çok büyük futbolcu. 11 gol 11 asist galiba Trabzon performansı bu sezon. Beni yaşı ilgilendirmez abi. Adam gol asist olarak çift tane yapmış. Beni yaşı ilgilenen çok spola, soru var. Avrupa'dan talebi Bak, olmayabilir. Ama Türkiye'de büyük iş yapıyor yani. Trabzonspor'a geçeceğiz, diğer takımlara gideceğiz, hepsine geçeceğiz. Ee, gençlere ne oldu anlam veremiyorum demiş. Hangi Eray, Eray Kubilay. Berke, Barış, Murat, Oğuzkan. Bilgi verir misin Volkan abi? Oğuzkan Rize'ye döndü. Evet. Ee, geçen yıl Rize'de kiralıktı ve orada oynamaya başladı sezon ikinci yarısı itibariyle. Evet. Oğuzkan bir sene daha Rize'de. Diğerleri Murat Sağlam. Ha, Harun giderse Altay Berke rotasyonu olmaz Harun, mı? Heh, bak bunu anlatmayı unuttuk Harun'a. Hep Nevzat yüzünden. Kasımpaşa e, takas <laughs> Kasımpaşa takas olabilir veya Kasımpaşa'ya direkt olarak transfer de olabilir. E, ama eğer ayrılırsa diyorum eğer ayrılırsa Menemen Spor'un e, Arnavut kalecisi var Selmani. Aa, i̇yi kaleci. Onunla Fenerbahçe çok ciddi ilgileniyor ikinci kaleci olarak Yazıyı kaleci. Altay'ın yanında düşünülüyor. Gerçekten iyi kaleci. Murat Sağlam'ı sormuşlardı. Murat Sağlam mesela bu transferde takas olabilir. Selmani transferinde. Menemen'e. Mene. Evet Menemen'e mene transfer olabilir. Başka genç kim vardı? Barış'la Berke zaten. Berke Vestel'le bir yılda. Barış da muhtemelen Barış da bir yere kiraladı Fenerbahçe. Şu an bak çok bilmediğim yerden sordu. Barıştı galiba. Westerlo'ya kiralandı mı bir yıl? Dur bakacağım onu şimdi. Senin kadar hakim değilim. Barış da galiba kiralandı. Yani A takım planlamasında yok sonuçta. E Barış'ın performansı olarak e, şöyle söyleyeyim yani Fenerbahçe'deki performansı Ömer, olmadı. Ömer Faruk Beyazıç konuşulmuyor. Yeni sezonda kiralanır mı? demiş. Ömer, Ardansız. Ömer şu an az takımda antrenmanlara çıkıyor. Mehmet Ekici'deki son durum nedir diyor. Mehmet Ekici bayağı. ile ilgili henüz yani bir görüşme yok. Şu anda Fenerbahçe, anda Fenerbahçe önce Alper Mevlüt Tolgay Dirar Jailson ve Zayistan kurtulması lazım yoksa transferlerde boş demiş Altan Koral. Barış da Vesterlu'daymış bu arada. Bunu evet. sorduk. Bakasetas'ta durum ne diyor? Ben Türkiye'den Bakasetas alacak takım. Yok. Geçen başka Geçen ben şey görüyorum gazetelerde yok. Fenerbahçe 5 milyon teklif ediyor. Ya adamın çıkış maddesi 5 milyon. Zaten 5 milyon euro verdim. Mi? Teklif etmene gerek yok zaten. Yani hesaba yatır al bakasetası. Hesaba yatırdım yani. vakit alıyorsun yani. aynen öyle <laughs> yani bir teklif. Başkan bizim yayınımıza söyledi. Hasan Bey yayında söyledi. Ee, yani Biraz zor, barış zor. konusunda Volkan e, çok büyük bir beklenti vardı. Tabi. Ve Fenerbahçe iyi paralar verdi. 4 milyon euro verdi. İkisine Berke ile Barış'a. İkisine 4 milyon euro verdi. Barış enteresan şekilde yok oldu gitti Yani. Aynen öyle. O zaman yavaş yavaş geçeyim mi? Galatasaray'a mı? Galatasaray'a. Tamam sorular ne? bittiyse. Yok soru zaten alacağız. Yani Galatasaray'ı da konuşacağız bir yarım saat. Ardından son saat diliminde Soru Sadece, cevap Fenerbahçe, soru Galatasaray, cevap. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon tamam. hepsi. Hepsi. Onun hepsini gideceğiz. O zaman son saat yani. daha güzel olur. Yani mesela Ali Bey sürekli olarak Ali 03-71-12-29 linkli beyefendi sürekli soruyor. Ama şimdi geldi Galatasaray bölümü ki bütün soruların hepsinin tamamını son bir saatte 01'de soracağım. Ara ara da sormaya devam ediyorum. 01'e e saklayın bütün soruları. Ve dönüyoruz. Çünkü Nevzat bayağı uzun konuşacak Galatasaray'la Nevzat yok. Biz de Şimdi o Şimdi sevgili cevaplayacağız. yönetmen Bora'dan bir şey rica edeceğim. Gecenin en önemli anı. Nevzat'ın yüzüne dolar mısın? Buyur Nevzat, söz sende. Nevzat Dindar'la Galatasaray gündemi. Yani, evet. Ne, neyi cevaplayacağım? Yani o kadar çok soru var ki Galatasaray'da cevaplanması gereken birçok soru var. Yani önce Galatasaray'ın transferlerine bakmak lazım. Bir taraftan da transfer edemediklerini, transfer edemediği isimlere baktığında Mert Hakan var, Kaan Ayhan var ve son olarak Mensaf var. Yani transfer ettiklerine baktığında işte Arda Tuğran'ı, Oğulcan Emre Kılınç'ı, e, Donk'un tekrar imzalaması, e, Kerem açıklanacak. Diğer taraftan Fatih yine e, Galatasaray'ın son transferlerinden. Şimdi Donk mesela dikkat ederseniz dün Donk'u tekrar Galatasaray'da kaldı. E, Donk'un rakamları evet yönetim açısından, kulüp açısından ya da Donk'un yaptığı fedakarlık açısından baktığımızda 34-35 yaşında olmasına rağmen... Büyük bir takımda sürekli oynayan ya da iyi bir alternatif olan bir oyuncu için iyi bir rakam. bin Euro. Bir önceki maaşı 2 milyon Euro. Şimdi 2 milyon Euro'dan 1.895 bonuslarla 2.2. Şimdi 2.2 milyon Euro'dan 515 bin Euro'ya inmesi çok enteresan. Yani e, hakikaten de e, gerçekten de bir başarı. Ama diğer taraftan da ya daha önce çok para verildi. Ya da yani bu rakama biz çok alışık değiliz. Yani bir önce 2.2 milyon eurodan 515 bin euroya nasıl düşüyor? Ee, orası ilginç bir nokta. Ama burada ne kadar övdüysek ertesi gün Fatih'in transferinde Galatasaray'ın verdiği 4 milyonluk rakamda diğer sorgulanacak bir nokta. Yani Galatasaray'ın... Yanlış e, mı diyorsun? Ya yüksek bir rakam yani Fatih. Ama abi şimdi bak ben değil. bu konudaki eleştirilere şöyle Müsek lafını, lafını kestim. Bak bu konudaki eleştirilere neden karşıyım biliyor musun? Bir, Adam Kasımpaşa'da oynuyor zaten. Oynamıyordu. Dileci daha defansif bir oyuncu. Ee, dolayısıyla Galatasaray savunma attı değişiyor. Yani Omar Saratçı solda. Luyendama dönüyor. Ee, artı marka. Şimdi Luyendama demişken. Luyendama Galatasaray sezonu açalı kaç gün oldu? Bugün en kaçı 17'si. İşte 4-5 gün. Luyendama ortada yok. Luyendama nerede? Değil mi? Nerede? Nerede? Bilmiyorum. Luyendama Kongo'da. Şimdi tamam özel izin aldı. Kabul ediyorum. Luyendama'ya özel izin de verilebilir. Bu da normal. Yalnız yani açıklanması gereken benim adıma bazı noktalar var. Şimdi Luyendama en son ne zaman oynamış? Ya yani işte. Luyendama neden gelmedi onu mu soruyorsun? Bakın. Doyundama en son 8-9 ay oynamış. Neredeyse bir yıldır Oynamayan bir futbolcu ekstradan niye izin alır? Yani Galatasaray'da bugün ekstra izin alacak, Kongo'dan selfieler çekecek, tatilden fotoğraf atacak en son adam çift gala antrenmanlarda Luin'da mı oynuyor. Oynuyor. O ilginç e, geldi bana. Onun dışında Emre Kılıç transferi var. Emre Kılıç'tan ben çok umutluyum. Galatasaray'da gerçekten de e, level atlayabilecek, e, kendisini Avrupa'ya belki de taşıyabilecek bir performansa imza atabilir. Maç kazandırabilecek bir oyuncu. Maç kazandırabilecek bir oyuncu. Arda Turan yeni bir başlangıç sonuçta. Arda Turan'dan bahsediyorsun yani e, çok fazla ekonomik anlamda yine bence Galatasaray adına az önce Fatih Öztürk'te maaş konusunu eleştiriyorsam e, Arda konusunda da övüyorum. Bence düşük yani Arda kalitesinde bir oyuncunun 400 bin euroya oynayacak olması yani 4 milyona e, anlaşılabilir gözüküyor. Oğulcan yine e, belki yani çok fazla bir beklenti yok ama alternatif olarak bakmak lazım. Kötü oyuncu ee, değil de o. Galatasaray için sezonun transferi Cagney olabilir. Cagney ee, kötü çocuk olarak lanse edildi. Çok tartışıldı, rekoru var. Ee, ama ilk süreçte, ilk etapta Cagney'nin e, gerçekten de e, performansıyla çok işine konsantre olduğunu görüyoruz. Yani o paylaşımlarıyla negatifliği üzerinden atmış, antipatikliği e, üzerinden atmış, antipatik gelen hareketleri yapmayan, e, sosyal medya kullanımında daha özenli olan, belki de kulüp bu noktada onu dikkatini çekmiş olabilir e, sosyal medya kullanımı konusunda. Çünkü çok garip garip konulara girip insanları e, kendisine saldırmasına yol açıyor. Bir şuydu. yerde okudum, yani antrenmanlarda falan bayağı istekli İskisal gözüküyor. olarak da iyi durumda. ne bak şimdi normalde bu Afrikalı oyuncularda çünkü çok tartışılır. Bu adamın yaşı gerçek yaşı mıdır? Mağarası var mı? Yani bu çok konuşulur. Mağarası... Bir saniye. Öyle bir tabir o ya. Var, yani var, kötü bir var. tabir. Var ya bir, bir Udinese 17 yaşında geldi adam 30 küsur yaşında çıktı. Vardı ya Udinese'deydi değil mi oyuncu? Hatırlamıyorum ama. Şimdi Cagney tam şeydir yani orijinal yaşı hakikaten de. O yüzden e, Cagney hakikaten de 27 yaşında fiziksel olarak çok güçlü atletik bir oyuncu. E, Galatasaray Teknik Kadrosu Fatih Hoca'nın Cagney'i takımda tutma kararını tabii ki bir ekonomik anlamda yani bu oyuncu istediğiniz şartlarda bir kere bir takım bulamıyorsunuz. Yani tamam. Geçen sezon gördük. Olmadı. İki, e, Andone'yi aldınız. O da sakatlıklar vesaire. Bu arada Andone'nin de maliyeti öyle bedava bir maliyet Değil değildi. Değil de, yani. canım. O yüksek bir rakamdı. Üç, Falcao var. Şimdi Falca üç